Bu haftanın peraşası olan Kitisa peraşası, Şemot yani çıkış kitabının da en uzun peraşasıdır. İsrailoğullarına nüfus sayımı yapılacağı ve Mişkan'ın inşası için zengin fakir ayırt etmeksizin her birinin yarım gümüş şekel vermesi gerektiği söylenir. Bu peraşa aynı zamanda adalet ve merhamet gibi son derece önemli kavramları rastladığımız bir peraşadır. Moşe'nin Sinay Dağı'na çıkmasının üzerinden günler geçmesine rağmen ondan haber alamayanlar sabırsızlıkla ağabeyi Aron'a gidip ona Moşe'nin ne olduğunu, Moşe'nin ve Tanrı'nın yokluğunu ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini söylerler. Sonunda halk arasında altın mücevherler toplayarak altın bir buzağı yaparlar ve ona tapmaya, etrafında dans etmeye başlarlar. 3000 kadar kişinin bu günahı işlediği söylense de geri kalanların pek çoğunun sessiz kalmış, itiraz etmemiş olmaları sorunun bir parçasıdır. Karşı gelenler de halk tarafından sindirilmiştir. Ellerinden 10 emirin de yazılı olduğu levhalarla geri dönen Moşe, karşılaştığı tablo karşısında öfkelenir, ellerindeki levhaları kırar, altın buzağı öğütür ve başlıca suçları ölümle cezalandırır. Tanrı bu günah karşısında tüm toplumu yok ederek cezalandırmak istese de Moşe araya girer. Tanrı'ya doğru döner ve şöyle der: "Eğer onların günahlarını bağışlarsan çok iyi, yoksa lütfen beni yazmış olduğun kitabından sil." Tanrı İsrailoğullarını affeder ama halkın günahlarının birçok nesil süresince hissedileceğini söyler. Moşe iki yeni tablet yontarak tekrar dağa çıkar ve Tanrı anlaşmayı ikinci kez ona iletir. Dağda iken Moşe ilahi merhametin 13 niteliği hakkında bir vizyonda gösterilir. Geri döndüğünde Moşe'nin yüzü öylesine ışıldamaktadır ki yüzünü bir maskeyle örtmek zorunda kalır. Bu peraşayı okurken akla gelen sorulardan birkaçı şu şekilde: yanlış yollara girmiş toplumlara karşı öncelik adaleti sağlamak mıdır, yoksa merhametli olmak mı? Her ikisini birlikte yapabilmek mümkün müdür? Mümkünse nasıl? Şabat şalom.